gibi Creo Parametric 3.0 yeniliklerinden bahsedeceğim. Genel olarak baktığımızda Creo Parametric 3.0'da 110 ayrı konuda yüzlerce yenilik karşımıza gelmiş bulunuyor. Bunların içerisinden seçilmiş bazılarını şimdi uygulamalı olarak göreceğiz. Creo Parametric açıldığı zaman karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencerede ilk yukarıdaki kısım Creo Parametric ile ilgili gelen yeniliklerin yer aldığı kısım olarak gözüküyor. Burada artık Creo Parametric date kodlarda da yenilikler getiriyor. Mesela burada neyi görüyoruz? M10'a geçtiğimizde plastik akışı ile ilgili bir yenilik var. Öğrenmek için üzerine kliklememiz yeterli. Aşağıdaki kısımda ise Getting Started, yeni başlayanlar için eğitimlerin olduğu bir sayfa. Yanında ise More Tutorials kısmı yer almakta. Burada ise daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen kişilere daha detaylı konularda uygulama videolarının gösterildiği alan olarak gözlemleyebiliriz. Ayrıca Online Help Center ve Global Desteğe de buradaki ekrandan ulaşılabilmekte. Kapatıyorum şimdi. Creo Parametric 3.0'ın arayüzü ekranda gördüğümüz şekilde karşımıza gelmekte. Burada 3D Model Space daha görsel bir şekilde karşımıza sunulmuş durumda. Ayrıca de yeni geliştirilmiş search yetenekleri arttırılmış şekilde, dinamik searchler yapılacak şekilde de ayrı bir part kütüphanesi yer almakta. İkonlarımıza baktığımızda daha görselliği arttırılmış ikonlarla çalışma imkanı bize sunuluyor. Creo Parametric 3.0'da daha önceden de olan bazı yetenekler vardı. Bunların bir kısmı temel paketin içerisine getirilmiş durumda. Bunlardan en önemlileri nedir? Third party yazılımlar, yani farklı CAD çözümlerinden CATIA olsun, NX olsun, SolidWorks olsun, SolidEdge olsun, NX olsun. Bunların datalarını, yani bu farklı 5 CAD sistemin datasını doğrudan açabilme yeteneğine sahip. Bu önceden de vardı ama ATB Bus dediğimiz ücretli modüler yapılarla sağlanabiliyordu. Şimdi Creo Parametric'in temel yetenekleri içerisine dahil edildi. Evet, gördüğünüz gibi geliyorum. Kendi CAD datamı açar gibi açmak istediğim datayı seçiyorum. OK diyorum ve CAD datasını doğrudan açıyorum. Görmüş olduğunuz SolidWorks'e ait bir CAD datası. Bunu kendi CAD sistemimin datası gibi açtım. Daha sonra yapmam gereken çok basit. Creo'nun doğrudan modelleme teknolojisi sayesinde istediğim parçayı seçiyorum. İster open diyebilirim, ister aktif diyebilirim. Açtıktan sonra flexible modeling'e geliyorum ve seçim araçlarını kullanarak da çalışmak istediğim yeri rahatlıkla belirleyebiliyorum. Bakın şurayı seçtim. Ardından şuradaki katı seçiyorum ve katın tamamını seçiyorum. Burada büküm yapılmış. Ben buradan move diyerek ve datumlardan da kendim eksen belirleyerek şu eksende diyorum. Eksenimi belirliyorum. Ve bu eksende açı kontrollü, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaç derece döndüreceksem 5 derece diyorum. 5 derece daha bükümümü çevirmiş oluyorum. Veya geliyorum şuradaki katı seçiyorum. Hemen diyorum ki offset yap. Offset mesafesi de şu kadar olsun. Arttırabilirim, azaltabilirim gördüğünüz gibi. Veya bunu yaptıktan sonra yine aynı yer için bunu taşımak istiyorsam yine move ile
Şu doğrultuda şu kadar mesafe taşı gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorum rahatlıkla. Veya duvarımı taşımak istiyorsam yine aynısını yapıyorum. Şuradan geliyorum, seçiyorum. Boss'u algıla diyorum. Ve ardından move diyerek taşımak istediğim age'i seçiyorum ve o age'de rahatlıkla taşımamı gerçekleştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu farklı bir CAD sisteminden alınmış sheet metal bir data. Üzerinde şu an istediğim değişiklikleri yapıyorum. Mesela geldim buraya, çapımı değiştirdim. Geldim şuraya. Buradan şamfırı buldum. Şamfırını düzenle dediğim gibi. İşlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ardından yapmam gereken tek şey Operation'dan Convert to Sheet Metal. Sheet Metal mantığında oluşturulduğu için Drawing Surface'i seçiyorum. Ve sadece yüzeyi seçmem yeterli. Artık bir Sheet Metal haline geldi. Preview kısmına baktığımızda açınım halinde bize söylüyor. Dıştan dış ölçülerini de rahatlıkla bize verebiliyor. Buradan da direkt istersek Create Instance'la açınım halini kaydedebilir ve bunu da istersek teknik resime açınımı ve bükümü tek bir sayfada olacak şekilde çağırabiliriz. Daha da devam edebiliriz istenirse. Mesela nedir? Geliyorum formdan sketch forma geliyorum. Buraya çizim yapacağım yeri seçiyorum. Ve ardından center rectangle'la form yapısını oluşturuyorum. Okey diyorum. Sağ tuşla add tapır deyip şu şekilde açımı veriyorum. Options kısmından köşeleri radyüslemesini istiyorum. Cap and kaldırarak da açık olmasını istiyorum. Gibi işlemleri de gördüğünüz gibi rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi burada ne yaptık? Bir SolidWorks datasını aldık, sheet metal datayı. Bunun üzerinde değişikliklerimizi yaptık. Daha sonra bunu sheet metal'e çevirdik ve üzerinde istediğimiz değişiklikleri hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi başka bir CAD sisteminden alalım. Ne demiştik? NX'te var, CATIA'da var demiştik, SOLIDAGE'de var. Bunlardan açabiliyoruz demiştik. Şimdi bir CATIA datasını açalım. CATIA datasını yine aynı mantıkta açıyoruz. Bu biraz daha yoğun bir data. Fakat kendi CAD datamız gibi sadece seçtik ve daha sonra açmasını bekliyoruz. Açtıktan sonra burada da biraz daha farklı geometriler üzerinde yine Flexible Modeling aracını kullanarak değişiklikler yapacağız. Onları inceleyeceğiz. Flexible Modeling sadece farklı CAD sistemlerinde değil, Creo datalarında da kullanılabilmekte. Amacı son dakika revizyonlarını hızlı bir şekilde yapmanızı sağlamak. Bu kendi CAD datalarınız için. Diğer amacı ise de diğer CAD sistemlerinin bir CAD platformu haline gelmesini sağlamak. Yani istediğiniz CAD sisteminden, gördüğünüz gibi şu an CAD datamız açıldı. İstediğiniz CAD sisteminden datayı aldıktan sonra istediğiniz değişiklikleri hızlı ve pratik şekilde yapmanızı sağlamak amacı. Mesela geliyorum. Şurada bir direksiyon var. Bunu seçiyorum. Bu sefer aktif yapacağım. Ve aktif yaptıktan sonra Flexible Modeling'e geliyorum. Buradan Surface Region diyebilirim yüzeylerle çalışmak için. Çalışacağım yüzeyleri seçtim. Move dedim. Ve nereye göre move yapacağım? Direkt ölçülü olarak uzatmadır, kısaltmadır işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Yine Modify Analytics'e geliyorum. Şu içteki radius'a klikliyorum. 35'miş, yeni değeri 30 olsun diyorum. Veya daha farklı bir değer de verebilirsiniz. Şimdi başka bir dataya geçeceğim. Buradan Smart'a dönüp mesela şuradaki datayı seçiyorum. Bu sefer bunu aktif ediyorum.
Şuradaki seçim araçlarını yine kullanacağım. Surface Region deyip şurayı seçiyorum ve Cut diyorum. Ardından Ctrl ile de diğer yüzeyleri dahil ettim. Ardından Move diyerek referansımı belirliyorum. Buraya göre move edeceğim. Yine gördüğünüz gibi uzatıp kısaltabiliyorum. Roundlar varsa bunları tanıtabiliyorum. Chamferlar varsa yine bunları tanıtabiliyorum ve onları tanıttıktan sonra Modify Analytics dediğimde rahatlıkla o yapıyı koruyarak gördüğünüz gibi değişikliklerimi yapabiliyorum arkadaşlar. Yani farklı CAD sisteminden alınmış bir data üzerinde de kendi CAD sistemimizin datası gibi kolay ve hızlı bir şekilde çalışabiliyoruz. Aynı şekilde şunu da mesela uzatmak veya kısaltmak bu seferlik iki farklı CAD sistemini tercih ettik ama dediğim gibi NX'ten de, SolidEdge'den de, Inventor'dan da datalar alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir uygulama yapacağım. Biraz daha Creo 3.0'ın çalışması ile ilgili gelen yenilikleri uygulamalı olarak göstereceğim. New diyorum. Yine Solid'i seçiyorum. İsmini değiştirebilirsiniz buradan. Okey diyorum. Ve çalışma ortamı karşımıza geliyor. Burada Extrude'a geliyorum. Tab düzlemini seçiyorum. Ve ardından Center Rectangle'la tam merkezden dikdörtgenimi çiziyorum. Ölçülerim 180'e 250 olsun. Okey diyorum. Bakın sağ tuş Add Taper diyorum. 3.0'la gelen küçük yeniliklerden bir tanesi şu. Eskiden 30 derece sınırı vardı. Şu an 89 dereceye kadar açı verilebiliyor. Kullanıcıların çok istediği özelliklerden bir tanesiydi. Bunu girdik. Ölçüsünü girdik. Okey dedik. Şimdi daha sonra mesela şuradaki yüzeyi seçiyorum. Yine 3.0'la gelen yeniliklerden bir tanesi olarak View Normal diyorum ve seçmiş olduğum yüzey karşıma normal olarak geliyor. Başka bir yüzeyi seçiyorum. View Normal olarak karşımıza geliyor. Burada çalışmaya devam edebilirim. Fakat referans olarak bir tane farklı referansı almak istiyorum. Şöyle ekseni tanımladım. Bunu da gizleyeceğim. Daha sonra kullanacağım bunu. Daha sonra Extrude'a geliyorum. Ardından Circle'a geliyorum. Ardından OK diyorum. Extrude mesafesini ayarlıyorum. Daha sonra Round'a geliyorum. Round değerini giriyorum. Daha sonra Hole geliyorum. Buradan eksenimi açıyorum. Şu eksen şu yüzeyde standart bir delik olsun. Şurası da haşa başlı olsun. Delik mesafesi de şu olsun diye ayarladıktan sonra okey deyip çıkıyorum. Sonra round'a geliyorum. Round'dan şu H'leri tek seferde seçip hepsini toplu bir şekilde roundluyorum. Burada modelimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi biz çalışırken istediğimiz yere kadar kilitleme yeteneğini geliştirdiler 3.0'da. Şimdi round'u seçiyorum. Operation kısmına geliyorum. Read only set as last read only dediğim zaman gördüğünüz gibi üzerindeki unsurlar şu an kilitlenmiş durumda. Yani ben aşağıda bir işlem yaptığımda üzerindekiler sadece okunabilir, regenerate edilemez bir yapıya kavuşuyor ve bu sayede çok unsurlu yapıların istenilen yere kadar kilitlenmesi ve daha sonra da değişiklikler yapıldığında onların regenerate dışında bırakılmasını sağlayabiliyoruz. Read only seçip sağ tuş clear all dediğinizde ise
Tekrar yeniden unsurlar rejenerate edilebilir hale geri dönüyor. Bu da 3.0'ın yenilikleri arasında gelen güzel özelliklerden. Bir de diyelim ki şuradaki extrude'a geldiniz. Bunun sketch'ine edit definition dediniz. Ve burada dairesel bir yapı vardı ve bu dairesel yapıyı seçip silmenizi istediniz. Bakın program sizi uyarıyor. Diyor ki bunu silersen referans aldığı başka bir yerlerde sıkıntılar çıkar diyor. Siz yes deyip devam ettiğiniz takdirde sizin isteğinize uyuyor ve siz çalışmanıza devam ediyorsunuz. Tabii ki arkada o referanslar kopmuş oluyor. Okey diyorum. Tekrar okey deyip çıkıyorum. Bakın şimdi 3.0'da gelen güzel özelliklerden bir tanesi ne? Şu aşağıda bir bayrağımız geliyor. Buraya kliklediğinizde diyor ki notification var, regenerate engel bir durum var diyorum. Ne diyor? Round'ı oluşturamıyorum diyor. Round'ı seçip edit definition diyorum. Bakın şurada ön izleme geldi 3.0'da. Yani diyor ki daha önceden böyle bir referansım vardı. Şimdi bulamıyorum diyor. Yeni referansını tanımlamam ve okey demem yeterli. Daha sonra yine devam ettim. Bakın bu sefer de diyor ki yine regenerate'de bir hatam var. Şu bayrakla uyarıyor bizi. Bu sefer ne diyor? Hol komutunda bir sıkıntım var diyorum. Diyor ve kliklediğimde açılan menüde bakın daha önce burada böyle bir eksen vardı. Şimdi yok diyor. Ama size ön izleme olarak gösteriyor. Ben de diyorum ki onun yerine bunu kullan. Okey diyorum ve çıkıyorum. Ön izleme yetenekleri geliştirildi. Daha kontrollü geçmişteki bilgileri saklayarak çalışmanızı sağlıyor Creo 3.0 arkadaşlar. Şimdi bunu bir montaja alacağım ve ilişkili bir parça oluşturacağım ve ardından o ilişkileri koparacağım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi new dedim. Montajı seçtim. İsmini verdim. Okey dedim. Montajıma parçamı çağırdım. Default constraint olarak tanımladım. Okey dedim. Ardından create'den yeni bir parça oluşturdum. Yerini default olarak belirledim. Ardından okey dedim. Sonra oluşturduğum parçayı aktif ettim arkadaşlar. Normal modelleme yöntemiyle gidiyorum. Daha sonra yüzeyi seçtim. Ve ardından Project Loop diyerek şu yüzeyin tamamını aldım arkadaşlar. Birbiriyle ilişkili bir yapıya kavuşmuş oldu. Daha sonra montajımı aktif ediyorum. Şu an beklenen nedir? Birbiriyle ilişkili hareket etmesi değil mi? Evet, geliyoruz şimdi buradan. Mesela bu extrude'un section'ını seçip edit definition diyorum. 250 ölçüsünü tutup 290 küsür yapıyorum. Ctrl G dediğimde aşağıdaki parçada kendisini ona göre güncelliyor. Bu normal beklenen. Ama bazen kullanıcılar bu ilişkinin kopmasını istiyor. 3.0'da gelen update kontrol özelliği var. O parçaya gidiyorum. O parçanın altındaki unsuru seçip sağ tuş dediğimde update kontrol diye bir araç geliyor artık arkadaşlar. Bu şuradan ayarlanıyor. File'dan. Options'a geliyoruz. Buradan assembly ayarlarına geldiğinizde referans other model dediğiniz takdirde şu iki seçeneğe bu update kontrolü aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Update kontrolüne gelip node dependency'yi seçiyorum arkadaşlar. Node dependency dediğinizde bakın diyor ki geri dönüşü olmayacak şekilde aradaki ilişkiyi koparıyorum. İstiyor musun diyor, onaylıyor musun diyor. Okey diyorum arkadaşlar. Şimdi biraz evvel yaptığım işlemi tekrar yapıyorum. Edit definition diyorum. Geldim, seçtim, okey dedim. Artık Ctrl G dediğimde bakın arada bir ilişki yok. İlk modeli sildiğimde ikinci modelde kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde update kontrolü kullanarak da aradaki ilişkileri koparabilir. Bağımsız, birbirlerinden bağımlı olmadan
modellemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 3.0'la gelen diğer güzel özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Küçük yeniliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi parçalarımız var, bir montajımız var. Bunları open diyelim. Bakın, önceden yukarıdan Window'dan geçme zorunluluğumuz vardı. Yukarıdan geçiş zorunluluğu vardı. Buradan seçiyorduk ve aktif olarak karşımıza geliyordu. Şimdi aşağıda Window penceresi kısmında da pencereye kliklediğinizde direkt aktif olarak pencere geliyor. Bu da gelen küçük yeniliklerden bir tanesi. Ama önceden Ctrl A yapmanız gerekiyordu. Artık aşağıdan sadece pencereye kliklemeniz yeterli. İstediğiniz şekilde parçanızı seçip ardından çalışmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine gelen küçük ama güzel yeniliklerden bir tanesi. Aktif Window demeye gerek kalmadan diğer pencereler arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Şimdi diğer yeniliklerimizden bahsedeceğim. Right click menü. Parçamı seçiyorum. Sağ tuşa klikliyorum. Right click yaptığımızda açılan menüde artık görseller var arkadaşlar. Bazılarında sadece görsel olarak geçiyor. Mesela Edit Definition artık şu ikonla ifade ediliyor. Yanındaki New Sub Assembly alt montaja taşıyı ikonu karşımıza bu şekilde geliyor. Replace komutu bu şekilde geliyor. Suppress'in önüne bir ikon gelmiş. Copy'nin hem ismi var hem ikonu var. Bu şekilde daha görsel bir sağ menü karşımıza sunulmuş. Seçimlere göre mesela parçayı seçtiğimde çıkan menü farklı. Unsuru seçtiğimde karşıma çıkan menü farklı. Geçmişte de olduğu gibi. Ama artık nasıl daha görselli, daha ikonize bir şekilde menülerimiz geliştirilmiş durumda arkadaşlar. Ayrıca File'dan Options'a geldiğinizde Shortcut menü dediğinizde hangi durumlarda sağ tuşta hangi ikonların gelip gelmeyeceğini size buradan sunuyor. Siz de buradan seçimlerinizi yaparak özelleştirme imkanına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Teknik resimde ölçülerle ilgili yenilikler geldi arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Annotate kısmına geliyoruz ve Dimension dediğimizde arkadaşlar şu şekilde küçük bir penceremiz geliyor. Burada hangi yönteme göre seçim yapacağımızı belirleyebiliyoruz. Değişen şu, mesela önceden bir Age'i seçtiğimizde ön izleme gelmezdi. Şu an direkt onun ön izlemesi geliyor. Ve ardından kontrole basılı tutarak arkadaşlar ölçülendirmede verilmesini istediğimiz ekstra ölçüler varsa, bakın şu şekilde mouse'umuzun orta tuşuna bastığımızda ölçülendirme işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dinamik olarak ölçülendirmeleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Veya şuradaki merkezdeki ölçüler, kontrole basıp tutup iki daireyi seçip bakın slanted ölçü de verebilirsiniz. Direkt dik ölçüyü de verebilirsiniz. Veya round'u seçiyorum. Sağ tuş diameter diyerek çap olarak verebilirsiniz. Aynı şekilde isterseniz şu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradan kesişen yerlerin ölçülerini vermek istediğimi belirtiyorum. Şuradaki H ile Ctrl diğer H'i seçtim. Bir tane nokta yakaladım. Şurayla da şurayı seçtiğimde bakın direkt mouse'umun dinamik hareketine göre konumunu belirliyor. Eskiden bunun için sağ tuştan sizden bilgi isterdi. Dik mi olacak, yatay mı olacak, slanted mı olacak gibi bilgileri sizden isterdi. Artık direkt mouse'unuzun hareketine göre dinamik olarak ölçünün konumu değişiyor. Siz mouse'unuzun orta tuşuna bastığınızda ölçünüzü bırakıyor arkadaşlar.
Bu şekilde de ölçülendirmeleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ölçü oklarını şöyle şekilde toplu şekilde seçip arrow style'dan değiştirme imkanına da sahipsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle olsun diyorum. Hepsi değişti veya tek tek de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Style'larına rahatlıkla müdahale edebilirsiniz. Teknik resim ortamında ayrıca notlarla ilgili de arayüz geliştirildi arkadaşlar. Şimdi Annotate tabına geliyorum. Nota kliklediğimde şu şekilde bir menü geliyor. Eskiden sağ tarafta menü manager açılırdı. Annotated not diyorum. Direkt gelmesini istediğim yere klikliyorum. Yukarıda Windows'da olduğu gibi bir arayüz karşınıza geliyor. Buradan doğrudan fontunuzu seçebiliyorsunuz. BIM font olsun, yüksekliği atıyorum 0,3 olsun. Notumu ekliyorum şu şekilde. İsterseniz buradan ikonlar ekleyebilirsiniz. Semboller ekleyebilirsiniz. Bu şekilde notumu tanımlıyorum. Aynı yerden Leader Note da ekleyebiliriz veya diğer seçenekleri de kullanabiliriz. Leader Note diyorum. Bakın, Edge'in üzerine geldiğimde Edge'i yakalıyor. Yüzeyin üzerine geldiğimde yüzeyi yakalayarak not yazma imkanını bize sunuyor. Edge'i seçiyorum. Mouse'umun orta tuşuna basıyorum. Konumuna geliyor. İstersen buradan Insert Field'dan standart isimler. Mesela burada parametreleri çağırabiliyoruz. Model name'ini buraya getir diyorum. Direkt casting geldi. Daha sonra yazmaya devam ediyorum. Ardından alt satıra Enter'la geçebilirsiniz. Arkaya klikleyip komuttan da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Leader notta bir de yüzeyi yakalayalım. Bakın şu yüzeyi yakaladım. Yüzeye ardından mouse'un orta tuşuyla bu sefer de From Note File'dan dışarıdan bir notu ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de notlarımızı kullanabiliyoruz. Hem daha dinamik olarak çalışabiliyoruz ikonize bir yapıda hem de düzenlemeleri düzenlemek için çift kliklemeniz yeterli. İşte sağdamız hizalansın, ortada mı olsun, rengi ne olsun, fontu ne olsun gibi bütün detaylara buradan hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arayüz de 3.0 ile geliştirildi. Not ve ölçüler daha dinamik ve daha kolay verilebilir bir yapıya kavuşturuldu arkadaşlar. Şimdi yeni gelen komutlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Round'da Chordal Round dediğimiz bir round seçeneği dahil edildi arkadaşlar. Round'a geldiğimizde arkadaşlar edge'leri seçip değerlerini verdiğimizde şu şekilde round atıyordu. Şimdi set altındaki Chordal'a kliklediğimizde oluşan yeni round'umuz şu şekilde daha düzgün bir formla kesiti kör boyunca takip edecek ve değiştirmeyecek şekilde round'lar atabiliyor. Bu şekilde daha estetik bir round yapısını elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da 3.0 ile gelen yeni özelliklerden bir tanesi. Chordal Round'la daha düzenli round'lar atabiliyoruz. Metal ile ilgili bazı yenilikler var arkadaşlar. Mesela Sheet Metal'de Relief Placement ile ilgili gelişmeler oldu. Mesela burada Band komutuna geliyoruz arkadaşlar. Band komutuna geldikten sonra sağ tuş Edit diyorum. In Band Line'ı tanımlayacağım diyorum. Line'a gelip sadece yaptığım şey şu. Line'ımı çiziyorum. Ölçülerini ona göre ayarlıyorum. Okey diyorum. Bakın direkt Bent işlemini gerçekleştiriyor. Hemen şuralardan rip yaptı, yırttı. İstersek de
Relief kısmından Rip seçeneğini Obrant'a çevirebilirim ve ona göre işlemini gerçekleştirebilir. Geçmişte olduğu gibi de yine açılarını kontrol edebiliriz. Artık kendisi skeçe göre direkt relief'leri ayarlayarak daha hızlı bir şekilde yırtma işlemlerini gerçekleştiriyor ve bükümü hızlı bir şekilde uygulamaya imkan sağlıyor arkadaşlar. Sheet Metal ile ilgili başka bir uygulamamız daha var. Relief içerisinde Relief Multi-PRT var. Şimdi aynı şekilde geliyorum. Band komutunu seçiyorum. Şuradaki Age'i seçiyorum ve daha sonra Shift ile kenarı yakalıyorum. Bakın arada mesafe olmasına rağmen diğer geometriye geçişte herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor ve orada da bükme işlemini gerçekleştiriyor. Konumunu, offsetini değiştiriyorum. Bakın şuraları kendisi yırttı. Buradan istersek de oralara reliefler tanımlayabiliriz. Rectangular olabilir veya obrant olabilir. Okey dememiz yeterli. Şu şekilde gördüğünüz gibi relieflerin bitiş noktalarına bükümler tanımlanarak duvarlarımızı birlikte bükebilir ve oralara da reliefler ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu da 3.0'da geliştirilen araçlardan biri. Daha önceden de bükümler yapılabiliyordu ama tek bir H üzerinden yapılabiliyordu. Artık arada boşluk da olsa, başka geometrilere geçiş de olsa sıkıntı olmadan bent işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bent'te Multi'yi görelim. Biraz evvelkine benzer bir yapı. Burada Relief'ten bahsetmeyeceğiz. Dediğimiz gibi Age'i seçiyoruz. Shift'le şu şekilde istediğimiz yerden büküyoruz. Açısını ayarlıyoruz. Şekilde bükebiliyoruz. Bakın yarıda kalsa da orayı yırtıyor. Tam ucuna taşırsanız orayı da bükecektir. Düzenleme ihtiyacınız olursa ne yapıyorsunuz? Edit Definition diyorsunuz. Ve Shift'e basılı tutarak onu uç noktaya bağlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bükümü gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi yine farklı konulardan sheet metal ile ilgili başka bir konuya geçiyorum. Die form dediğimiz uygulamaya geçeceğiz. Geçmişteki uygulamalarda da yer alan bir özellikli die form ama arayüzü menü manager ile çalışıyordu. Şimdi formun altında yine eski yerinde konumunu koruyor. Die form diyoruz ama punch form gibi ikonize bir şekilde karşımıza geliyor. Kendi içerisinde kütüphanesinden modeller var. Bunları kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de kendiniz bir model oluşturduysanız onu çağırıp doğrudan onu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Montaj yapar gibi bu yüzey, bu yüzeye, buradaki yüzey, şuradaki yüzeye constant olsun veya mesafesini ayarlayabilirsiniz. En son olarak da şuradaki yüzey bu yüzeye constant olacak diyoruz. Dişi kalıba göre formu veriyor ve şekillendirmeyi gerçekleştiriyor. Bu da die formla gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi daha önceden de olan bir özellikti. Fakat artık ikonize ve çok daha pratik bir şekilde çalışmanıza imkan sağlayacak şekilde arayüzü güncelleştirilmiş şekilde arkadaşlar. Şimdi başka bir uygulamamıza geçiyorum.
Freestyle. Freestyle'da iki farklı yeleneğimiz geldi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi align yeteneği. Bu align yeteneği sayesinde bizim freestyle ile oluşturduğumuz geometriler artık parametrik geometrilerle ilişkilendirilebiliyor. Bununla ilgili bir uygulamamızı yapacağım arkadaşlar. Freestyle ile geliyorum. Burada çeşitli geometriler var. Buradan küreyi seçiyorum. Tümünü seçtikten sonra scale'e işaretliyorum. Şu düzlemde scale et. Biraz da şurada scale et. En son olarak da şurada scale et dedim. Buradan scale'lerimizi rahatlıkla ayarlayabiliriz. Daha sonra arkadaşlar düzlemi seçiyorum. Buraya extrude diyorum sağ tuştan ve yüzey seçilirken çarpıya basıp uç kısmını açıyorum. Daha sonra bir edge'i seçip shift'e basılı tutarak tüm edge'imi seçiyorum ve align diyorum. Nereye align olacak? Şuradaki edge'i seçiyorum. Shift'e basılı tutarak diğerini seçip align'a klikliyorum. Orta tuşa basıyorum. Direkt align yapıyor. Şuradan align yöntemi nasıl olacak? Tanjant mı devam edecek? Normal mı? Bunu ayarladım. Gördüğünüz gibi bağladı. Diğer düzlemi seçip şöyle biraz döndürüyorum. Ardından buraya da extrude ile ekliyorum. Bunu da şu şekilde konumunu ayarlıyorum. Yüzeyi yırtıyorum ve aynı şekilde edge'i daha sonra shift ile tüm edge'i seçiyorum. Align deyip edge'i seçiyorum shift ile ve tekrarlıyorum. Align diyorum. Shift ile seçiyorum. Orta tuşla bağlıyorum gördüğünüz gibi. Bunların da geçişini tanjant veya normal olacağını ayarlayabiliriz. Diğer yeri seçiyorum. Buraya extrude ile ekliyorum. Konumunu ayarlayıp döndürebiliyorum. Burayı yırtıyorum. Ve gelip aynı şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Tamamını seçtim. Align dedim. Shift'e basılı tutarak H'leri seçip orta tuşa bastım. Ve buradan da geçiş yapısını belirledim. Gördüğünüz gibi direkt buradan bir freestyle geometrisiyle bir parametrik geometriyi ilişkilendirmiş olduk. Daha sonra istediğimiz şekilde tutup sürükleyerek şekillendirmemize devam edebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Okey deyip çıktım. Ardından geldim arkadaşlar. Şuradaki çap neymiş? 130'muş. 180 olsun. Mesela Ctrl G dedim. Geometri ona göre değişti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da 3.0 ile gelen özellikler arasında yer alıyor arkadaşlar. Artık freestyle ile parametrik geometrileri ilişkilendirebilir. Buradan devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi başka bir yeniliğe geçiyorum. Yine freestyle ile ilgili join özelliği var. Join'e geliyorum. Freestyle ile edit definition diyorum. Şuradaki duvarı seçiyorum. Sağ tuş extrude diyorum. Bakın şuraya bir çıkıntı yaptım. Şimdi şurada iki duvarı seçip artık joint seçeneği var. Joint'e kliklediğimde bu şekilde bağlıyor ve joint seçeneği sayesinde de aralar birleştirilmiş oluyor ve daha rahat çalışabiliyorum. Bu da 3.0'ın yenilikleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi başka bir uygulamaya geçiyorum.
Feature operation'lar var arkadaşlar. Flatten quilt yetenekleri vardı önceden de. Şimdi yüzey açınımı ile ilgili daha formlu yapıları daha doğru bir mantıkta açabilme yeteneğine kavuştu. Burada yüzeyimizi seçtik. Orijinal olarak bir point olabilir veya bir koordinat sistemi seçebiliriz. Ve daha doğru bir açılım yapısıyla açınım alma imkanına sahip oluyoruz. Flatten quilt yetenekleri, hesaplamaları, çalışma mantığı biraz daha geliştirildi ve daha formlu yapılarla çalışabilme yeteneğine sahip olundu arkadaşlar. Bu da yine 3.0 ile gelen yenilikler arasında yer alıyor. Ardından copy paste and trim seçeneği var arkadaşlar. Mesela şuradaki yüzeyi seçtim. Ctrl C, Ctrl V dedim. Direkt üzerine yazıyor. Options altında geçmişte bazı özellikler vardı. Şimdi mesela ne var? Untrim envelope dediğinizde bu kesilmiş yerleri tamamlıyor. Ve bu formlu yerleri de şu şekilde doldurarak bir yüzey elde etmenize imkan sağlıyor arkadaşlar. İsterseniz de bir seçenek daha var. Untrim domain definition formun devamını yaptırarak uç kısımlarını takip ettirip şu şekilde yüzeylerin kopilenmesini, copy paste olmasını sağlıyor. Bu özellikler de yine 3.0 ile gelen özellikler arasında yer alıyor. Başka bir özelliğe geçmeden şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Creo parametrik içerisinde yer alan datalar, montajlar, parçalar, teknik resimler her kaydedişinizde atıyorum PRT.1, PRT.2, PRT.3 şeklinde kaydedilmek zorundaydı. Kullanıcıların isteği doğrultusunda bu opsiyona bağlandı. Bir config ayarıyla bunu açıp kapatabiliyoruz. Yani uzantılı veya uzantısız olarak kaydetme imkanı da kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu da yine 3.0 ile gelen yeniliklerden biri. Şimdi diğer özelliklere geçiyorum arkadaşlar. Edit, Edit References, Edit References PRT var. Buraya geldim. Şimdi şuradaki unsurumu seçiyorum. Unsurumu seçtikten sonra sağ tuştan Edit References'a geliyorum. Edit References dediğimizde şu şekilde bir menü karşımıza geliyor. Ön izlemeler daha etkin ve menüden daha kolay çalışabiliyoruz. Ne diyor? Buradaki üst yüzeyi seçiyor. Yeni yerin neresi olacaksa onu belirtiyorum. Ardından eksen neresi olacak? Aksis soruyor. Yeni aksisini seçmem. Ve okey demem yeterli. Gördüğünüz gibi bunu taşıdım. Aynı şekilde şuradaki hole'ü seçiyorum. Yine sağ tuştan yine yenilenen sağ tuştaki menüden Edit Definition'ı seçiyorum. Edit Referansı seçiyorum. Buradan aksis değiştireceğim diyorum. Bununla değişecek. Bu devam edecek. Ve diğeri de devam edecek şeklinde tanımladığımda gördüğünüz gibi daha ikonize bir yapıda, daha anlaşılır, daha seçilebilir bir yapıda düzenlemelerimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz daha var. Edit'in altında Replace References'dan Replace References'a geliyorum. Şuradaki geometrimi, holümü seçiyorum. Sağ tuş yine Edit Referans diyorum. Açılan menüden yüzeyi kullanacağım. Aynı yüzeyde. Fakat aksis değiştireceğim. Bu aksise gelsin diyorum. Şimdi ön izleme yaptığımda tek başına alıyor gördüğünüz gibi. Child Handling'e seçersek diğer bununla ilişkili unsurlar varsa onları da birlikte taşı diyebiliriz ve gördüğünüz gibi onlar da bununla birlikte düzenlenebiliyor. Daha kontrollü, daha görsel, daha menü kontrollü ikonize yapıda karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi Advanced Bands kısmına geliyoruz. Spinel Band dediğimiz özelliğimiz mevcuttu. Bu özellikte artık çok daha kullanışlı, çok daha ikonize bir yapıya sahip. Spinel'a geliyorum. Branch PRT'yi seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir modelimiz var. Ve bu modelimizi şu aşağıda görmüş olduğumuz
formlu yapıya göre bükmek istiyoruz. Yapmamız gereken basit. Spinal Band'e geliyorum. Geometrimi seçiyorum. Bu geometriyi şuradaki referans kısmından şuna göre büklemem yeterli. Gördüğünüz gibi bükme işlemini ona göre gerçekleştiriyor arkadaşlar. Daha ikonize, daha kullanışlı bir şekilde işlerimizi rahatlıkla halledebiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar yine 3.0'ın içerisinde Trodil Band aracımız vardı. Trodil Band de artık daha kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu. Bu da geçmişte olan özelliklerden biriydi ama daha kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu. Trodil Band diyoruz. Ardından curve'ümü seçiyorum. Bu curve yapısına göre şuradaki solid geometriyi büklüyorum. Direkt büküyor. Ön izlemesini dinamik olarak görüyoruz. Kaçlık bir radyüse göre bükecek onu belirliyorum. Formunu ona göre ayarlıyor. Ardından OK dediğimde şu şekilde bükümü gerçekleştirmiş oluyor. Extrude'u seçip Edit dersek, bakın Extrude boyu uzadığında lastiğin form yapısı da ona göre değişiyor. 1500 diyorum. 1500'e uzatıyor. OK diyorum. Ctrl G ile tamamlıyorum. İstersen bunu arkadaşlar Trodil Band'e Edit Definition diyerek 360 derecede bükebilirim. 360 derece büklüyorum. Birinci yüzeyim burası. İkinci yüzeyi gel seç diyor. İkinci yüzeyim de burası diyorum. Şak diye ona göre bükümü gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi. Ve ardından OK diyorum. Modeli seçip Mirror deyip Right düzlemine göre aynalıyorum ve lastik formum gördüğünüz gibi oluşuyor arkadaşlar. Bu arayüz de yine 3.0 ile geliştirilen, dinamikleştirilen bir yapıya sahip. Intelligent Fastener var arkadaşlar. Burada şimdi standart olarak gelen fastener yapısını göstermek istiyorum. Tools altında geliyor. Bu bütün kriyoların içerisinde yer alıyor. Scribe'e geliyorum. Point'imi seçiyorum arkadaşlar. Bir point koymanız lazım. Point'i seçtim. Point'i seçtikten sonra burası civatanın başının oturacağı yüzey. Aşağıyı seçiyorum. Burası da somunun oturacağı yüzey diyorum. Orta tuşuma bastığımda bir menü geliyor. Buradan standarda göre civatamı seçiyorum. Metrikon olsun. Uçlarında pul olsun mu olmasın mı onları ayarlıyorum. Boyunu kendim standarda göre ayarlayabilirim. Buradan da girebilirim. Ön izlemesini görebilirim. OK deyip çıkabilirim. Bu şekilde civatamı oluşturuyor. Şurada civata grubumu hide ettiğimde bakın biraz evvel delik yoktu. Otomatik olarak deliğini de deldi. Getirdi. Unhide diyorum tekrar. İşlemi gerçekleştirdi. Point olmayıp tek bir yerde delik varsa burada da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıyoruz? Scribe diyorum. Şuradaki yüzeyi seçiyorum. Daha sonra civatanın oturacağı yer, somunun oturacağı yer. Bakın. Orta tuşa basıyorum. Aynı şekilde menü karşıma geliyor. Bu sefer fark ne arkadaşlar? Bir delik olduğu için o deliğe uygun civatayı kendisi belirledi. Metrik 8 buraya uyar dedi. Ardından istersek bunları ayarlayabiliriz. Somun olsun olmasın bunları da ayarlayabiliriz. Boyunu değiştirebiliriz. OK dediğimizde şu şekilde gördüğünüz gibi point'ten değil de var olan bir delikten programın kendisinin çap değerini belirlemesini sağlayarak civata somun grubunu montajladık. Burada da yine aynı yapı var. Üste delik vardı ama altta delik yoktu. Gördüğünüz gibi ona uygun olacak şekilde de delik delinmiş duruma geldi arkadaşlar. Bu tüm burada görmüş olduğumuz yapı tümüyle Creo parametrik 3.0'ın içerisinde yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de
Biraz daha bunun gelişmiş şekli var. Onu da görelim. Burada da yine Tools'a geliyorum. Scribe'e geliyorum. Şuradaki yan yüzey ve oturacağı yüzey. Şurası da aradaki yüzey. Bu sefer somunsuz olarak tanımlayacağım. Zaten kendisi seçimlerime göre gördüğünüz gibi somunsuz olarak yaptı. Çapı kendisi buldu seçtiğim deliğe göre. Okey dediğimde bakın bunu pattern edeyim mi diyor. Bunu okey derseniz tek seferde bütün paternlere kendisi işlemini gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde çalışmayı da burada sağlayabiliyoruz. İstenirse düzenlemeler de yapılabiliyor. Şekilde. Tools'a geliyorsunuz. Tools'tan Redefine deyip düzenleme yapmak istediğiniz cıvatayı seçiyorsunuz. Buradan gelen bilgiye göre çap bilgisini değiştirebilir ve değişikliğin uygulanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz yapılar da yine 3.0 içerisinde kullanılabilir yapılar arkadaşlar. Şimdi Flexible Modeling ile ilgili yeniliklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelen yeniliklerden bir tanesi round ve chamferları düzenlemeden önce ayrı olarak tanımlayabiliyoruz. Bunun ne gibi bir faydası oluyor arkadaşlar? Şimdi modelimizi açtık. Flexible Modeling'e geldik. Direkt Offset dediğimizde şuradaki yüzeyi seçtiğimde bakın chamfer olarak tanımlamadığım yapı Offset ile birlikte kendisini sürdürüyor. Eğer böyle bir şey istemiyorsak arkadaşlar Recognize Chamfer'a geliyoruz ve buradan Chamfer'ı seçip ardından Offset diyoruz. Ve ardından şu şekilde düzenlememizi yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Direkt bu chamfer dedik. O yüzden offset dediğimizde o chamfer'ın geometrisini korudu. Bu da 3.0'da gelen bir yenilik. Yine recognize round diyerek de diğer arka tarafın round olduğunu tanımlayıp offset yaptığımızda oradaki round yapısının bozulmasını da önleyebiliriz gördüğünüz gibi. Bu da 3.0'la gelen Flexible Modeling yeteneklerinden biri. Şimdi başka bir örneğime geçiyorum. Edit Chamfer ve Non Circular'la devam edeceğim. Edit Chamfer'a geliyorum. Recognize olarak tanımlanmış Flexible'dan geliyorum. Edit Chamfer diyorum ve Chamfer'a kliklemem yeterli. Şuradan gördüğünüz gibi yöntemini de belirleyebiliyorsunuz. Açı ve şey de olabilir. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. DD olabilir. D1, D2 değerleri olabilir. Bunlara göre chamfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından tekrar geliyorum Flexible Modeling'e. Non Circular Round'lar var. Bakın şuradaki Round Non Circular yani tam bir round yapısında değil. 3.0'da artık bu tip yapıları Edit Round'la algılayabiliyor. Bakın konik olduğunu gördük. D1, D2 koniklik verebilirim. Şekilde de konik bir şekilde round'ımı atabilirim arkadaşlar. Konik round'ları gerçekleştirebiliriz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yine 3.0'la gelen başka bir yenilikten bahsedeceğim. Pattern yapısındaki diyelim ki şurada pattern'ı oluşturacaksınız. Flexible'a geliyoruz. Pattern'ı algıla demeden önce şuradan gelip boss yapımı seçiyorum. Şurayı seçip Boss diyorum. Tamamını seçiyorum. Pattern'ı algıla diyorum. Ve ardından arkadaşlar Options'tan Allow Edit diyorum ve bunu 5 adet olarak 360
bölü 5 olarak da dağıtıyorum. Şimdi geldim, işlemimi gerçekleştirdim. Ve ardından şimdi önceden illa ilk başta seçmiş olduğumuz yapıdan düzenleme yaptığımızda bütün paterni uygulatabiliyorduk. Şimdi gidiyorum başka bir holü seçiyorum. Yani ilk şurayı seçmiştim. Şimdi buradaki bir holü seçip Modify Analytic diyorum. Değişikliğimi yapıyorum arkadaşlar. Options'a geldiğimde pattern'ı seçtiğimde evet hangi sırada olduğu hiç önemli değil. Artık doğrudan uygulayabiliyor. Önceden neydi? İlk pattern'ı algılattığınız unsur yapısı neyse mesela buydu. Burada yapmak zorundaydınız. Şimdi isterseniz burada yapın, isterseniz burada yapın, nerede yapmak isterseniz işleminizi yapıyorsunuz ve hepsine algılayabilme yeteneğine sahip arkadaşlar. Bu da 3.0'la gelen yeniliklerden bir tanesi. Şimdi tanjant yönetimini yapacağız. Buradan geliyorum, Flexible Modeling'e geliyorum. Modify Analytic diyorum ve buradan round'umu düzenliyorum arkadaşlar. Ve buradan tanjantlığı kontrol ediyorum. Şu şekilde tanjant olmasını sağlıyorum. İstediğim zaman kesebiliyorum. Bağımsız olarak düzenliyor. İsterseniz de buradan düzenleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine 3.0'la gelen yenilikler arasında arkadaşlar. Ardından şimdi view kısmına geliyorum. Top level ASM'imi açıyorum. Ve buradan Shading with Reflection'ı seçiyorum. 3.0'da arkadaşlar gelen yeniliklerden bir tanesi şudur. Siz real time renderla çalışırken render'daki renkleri tanımladığınızda yaklaşık olarak render sonucunda alacağınız görünüşe yakın bir görünüş elde edebiliyorsunuz. Buradan Advanced Glass'a geliyorum. Mesela şuradan camı seçiyorum. Cam etkisini şu şekilde veriyorum. Alacağım sonuca yakın bir sonucu görerek çalışabiliyorum arkadaşlar. Ardından buradan geliyorum boya renklerine. Nasıl bir boya seçeceksem onu belirleyebilirim. Rubber diyorum. Lastikleri rubber rengine direkt boyuyorum. Alacağım renge yakın bir yapıyı burada elde etmiş oluyorum. Geliyorum. Metalik renklerden metalik silver seçiyorum. Mesela şunu seçiyorum. Şunu ve şunu metalik silver yap diyorum. Ona uygun şekilde karşıma getiriyor. Geliyorum mesela paintlerden diyorum ki metalik paintler kırmızı olsun. Şu, şu, şu. Bunlar kırmızı olsun metalik olarak. Ve burada gördüğünüz gibi ışığın etkisini ve modele rengi tanımladıktan sonra oluşacak rengi yaklaşık olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da Real Time Render'da ön izleme yapmaya gerek kalmadan doğrudan çalışmaya imkan sağlayan bir yapı arkadaşlar. Bu da 3.0'la gelen yeniliklerden bir tanesi. Daha anlatılacak birçok şey var. Nedir? Kalınlık analiziyle ilgili gelen yenilikler var. Yüzeylerin örülmesinde, analiz yapılarında gelen yenilikler var. Daha sayamadığımız birçok yenilik burada var. Ama vaktimiz doldu. Şu an saat 11'i geçiyor. Elimizden geldiğince size fayda sağlayacak yapıları seçip bildirmeye çalıştık. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Soruları olan arkadaşlar varsa sorularını alabiliriz. Evet, Gökçe Bey, Gökçe Akgün sorunuzu alayım. Ben teşekkür ederim Kayhan Bey. Vahap Bey, vaktimiz olsa daha da anlatırdık tabii.
Teşekkür ederim İnanç Bey. Patlatılmış görünüş alabilir miyiz diyor. Tabii patlatılmış görünüş de alınabilir bunun içinde. Okan Bey ben teşekkür ederim. Datayı GrabCAD'den aldım, örnek datayı. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey, Murat Bey, Yusuf Bey, Kasım Bey. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Evet, yüzeyle ilgili yenilikler de var. Yüzeylerin oluşmasında artık daha kaliteli yüzeyler elde edebiliyoruz Boundary Blend'lerle. Bunların analiz yöntemleriyle ilgili de gelişmeler var. Buradan ben teşekkür ederim Sami Bey, Hüseyin Bey. İnşallah devam edecek bu tip çalışmalarımız. Evet. Import işlemini doğrudan open dedim. SolidWorks datasını nasıl import ettiniz diye soruyor bir arkadaşımız. Doğrudan open diyoruz. Ayrı bir şey yapmıyoruz. Direkt daha sonra datanın bulunduğu yere gidiyorum. Zaten kendi CAD datam gibi karşıma gelecek. Şurada all file diyorum. Direkt şuradan da gidebilirdiniz. Gördüğünüz gibi data karşımıza geldi. Open'dan all file diyorsunuz. Ve ondan sonra açayım mı diye soruyor. Direkt açabiliyorsunuz. Oldu. Görüşmek üzere. Herkese ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Başka bir etkinlikte bir araya gelmek dileğiyle.